Sorumluluk yok çünkü. Çocukluk demek, sorumluluk yok demek. 60'tan 15'i çıkar. Çocukluk yaşını çıkarttın. Ne kaldı? 45 kaldı. 45. O 45 yaşı da tahlil etmişler, analiz etmişler. 25 yılı, 45 yılın 25 senesi uykuda ve istirahatte geçiyor. Yorganın altında yahut uzanmış olarak yatakta, uyumakta, istirahatte geçiyor. Onu da çekin hayatın içinden. Ne kaldı geriye? 25 sene kaldı. 25 yılı da tahlil etmişler. O 25 yılın 5 senesi tuvalette, defi hacette ve temizlik esnasında harcanan dakikaları toplamışlar. 5 senede o tutuyor. Geriye ne kaldı? 20 sene. 20 sene. O 20 seneyi de araştırmışlar. Onun 5 yılı da daha değişik bir surette elden çıkıyor, gidiyor. Geriye ne kalıyor? 15 sene. Yani normal olarak ayakta, hayatta uykunun, tuvaletin, banyonun, istirahatin, ağlamanın, gülmenin dışında 15 yıllık hayatım var. 60 yıl kaça düştü? 15'e düştü. 15. Yani 60'ın kaçta biridir 15'i söyleyin? 4'te biri çeyrek. 60'ın çeyreği kaldı. 15 yıllık hayatım var. Bunu da eğer değerlendirememişsen, abdestsiz, namazsız, kitapsız, okumadan, düşünmeden, anlamadan geçirdiysen, sen nasıl Allah'ın huzuruna rahat gideceksin kardeşim? Dedim ki o milletvekillerine, yarın mahşer günü yevme yekûmül hesap, hesap gününde mesela Umraniye halkı ne kadarsa 700 bin, 800 bin, 1 milyon neyse Umraniye halkı belki Umraniye belediye başkanının yakasına yapışırlar. Çünkü Umraniye belediye başkanı adam. Daha öteki hudutlara karışamaz. Ama bir milletvekilinin yakasına siz söyleyin ne kadar adam yapışacak? 65 milyon. Bunlar neyin hesabını verecekler bu adamlar ya? Ben şaşıyorum vallahi. Partiye pırtıya bakmadan söylüyorum. Bu milletvekillerinin yakasına 65 milyon insan yapışacak. Bu adamlar nasıl hesap verecekler bu adamlar? 1 milyar maaş alıyorlar. Niçin aldıkları belli değil. Saltanat yerinde, dokunulmazlık yerinde kimse bir şey diyemiyor. Atamıyorsun, çatamıyorsun. Biraz da ağır konuşursan parlamentoya hakaretten mahkemeye. Geçen ne de latif olsun diye bir şey söyledim. Hemen kavuşturmuşlar ilgili yere. Zor canımı kurtardım ya. Demiştim ki dünyada dokunulmazlığı bulunan iki tane mahluk kaldı. Dünyada dokunulmazlığı olan iki tane mahluk, varlık kaldı. Biri Hindistan'da inekler, bir de bizim milletvekilleri dedim. Vay nasıl sen bunu söylersin. Az daha hayatımdan oluyordum ya. Gerçeği söylemek de kolay bir şey değil. Hadi söyleyin bakayım. Tıkıyorlar içeriye, tıkıyorlar zindana. Neyi söyleyeceksiniz? Nasıl hesap? İşte eğer ahirete inansalardı, dünya hayatını öne alıp ahireti arkaya atmamış olsalardı, vallahi korkarlardı. Ben milletin iradesini temsil edemiyorum, millete hizmet edemiyorum diyerek hepsinin istifa etmesi lazım. Ha güleşin ye babam ye, ye babam ye milletvekili. Onun için bunlara milletvekili demek doğru değil. Menfaat vekili. Menfaati nerede? Zorlu adam. Adam 6 tane parti değiştirmiş. 6 tane. Hatta geçen diyor ki 10 milyon dolar varsa bir tane daha değiştireyim diyor. Bunlar ne yapın? Dünyanın en çirkin şeyleri bunlar, en rezil şeyler bunlar ya. Ayıp ya.
Ne seçmene saygı duyan var, ne ülkeye saygı duyan, ne fakirin halinden, ne yetimin halinden, öyle olur mu? Bu millet nereye gidiyor? Ne yapacak? Nasıl olacak? Hepinizin düşünmesi lazım. Nereye gidiyoruz? Hangi istikamete gidiyoruz? Kimse akıbetini düşünmüyor. Kimse ahiretini düşünmüyor. Herkes günü birlik yaşıyor. Hele bugün yiyeyim de, bugün alayım da sonrası. Sonrası olur mu? Sonrasını bilmiyorsun ki. Ezan okundu mu yoksa? Ayeti bitireyim. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Dünya hayatını çok seviyorlar, çok seviyorlar. Alel ahireti, ahireti hiç hatırlamıyorlar. Aldıkları, verdikleri bütün dünya, ahiret hayatından hiç haber yok. Hiç sanki ahiret yokmuş gibi. Sanki adam hiç ölmeyecekmiş, musalla taşına gelmeyecekmiş gibi. Sanki hayatının hesabını vermeyecekmiş gibi. Ya böyle olur mu kardeşim? Hayvan sürüsü haline geliyor toplum ya, böyle olmaz. Böyle olmaz.